32 yıl memurluk yaptı. Emekli ikramiyesini nasıl değerlendireceğini düşünürken başına akıl almaz bir iş geldi. O uyurken telefonuna erişim sağlayan dolandırıcılar hesaptaki 130 bin lirayı 3-5 dakikada boşalttı. 4900 130 bin civarında bir para çıkışı olmuş. 32 sene devlet memurluğu yaptım. Kesinlikle böyle bir şey yaşayabileceğim aklımın ucundan bile geçmezdi. Şok oldum. Hala daha da şoktayım. Rüya alemindeymişim gibi. Hani gerçek değilmiş gibi geliyor. O uyurken dolandırıcılar hesabını boşalttı. Telefonuna erişim sağlayıp emekli ikramiyesini kaptılar. Bir şekilde benim telefonuma girmiş ama artık program mı yüklediler bilemiyorum nasıl olduğunu. Müzeyyen Yesügey sabaha karşı uyandı. Telefonunun ışığı yanıyordu. Ekrana baktığında gözlerine inanamadı. Çünkü iddiasına göre dijital banka hesabı açılmıştı ve orada işlem yapılıyordu. Ana ekrana dönmeye çalışıyorum. 3-5 kez denedim. Olmadı. Mail geldiğini gördüm. Maillerime baktığımda EFT yapıldı. Bilgisi gelmiş. Dolandırıcılar hızlı para transferi yapmış. Hesabı boşaltmıştı. O dolandırıcılar iddiaya göre 90 bin lirayı parça parça başka bir hesaba aktarmıştı. Kalan 40 bin lirayla da internetten kredi kartıyla alışveriş yapmıştı. 40 bin liralık parfüm alışverişi yapılmış. Size hiç mesaj geldi mi, bir linke tıkladınız mı? Hiç hatırlamıyorum. Gelse mutlaka hatırlarım. Emekli ikramiyemdi diyelim. Hemen hemen tüm param. Talihsiz kadın soluğu savcılıkta aldı. Telefonuna hiçbir mesaj gelmemiş olması, gece 2.30'da peş peşe yapılan bu işlemlerin banka tarafından algılanarak şüpheli işlem olarak değerlendirilmemiş olması müşteri bakımından gerçekten üzücü. Teknik olarak araştırılması gerekiyor.